Değerli katılımcılar, sevgili konuklar, 2023'e doğru Türk eğitimine bir yön vermek için hazırlamış olduğumuz Türk Eğitim Sen tarafından gerçekleştirilen 2. Marif Kongresi'nin ilk paneli 2023'e doğru Marif Kongresi dilde, fikirde, işte ve eğitimde birlik temasıyla ilk panelimize başlıyoruz. Panelimizin konuşmacılar arasında Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamız, Aziz Sancar hocamız ve Profesör Doktor Timur Kocaoğlu hocamız ve Gülnara Seyit Vaniye var. Programları yoğun olduğu için panel formatında değil sırayla konuşturacağız. Ardından da vakit olursa soru cevap kısmını Yalçın hocam yönetecek. Ben bir giriş yapacağım ve ardından da Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamız bize Marif Şurası ile ilgili kısa bilgiler verecek, değerlendirmelerini yapacak. Yaklaşık bir yarım saat sürecek bu konuşmadan sonra da diğer hocalarımızı sırayla alacağız. Evet, İlber hocam bizi duyuyor musunuz? Evet. Hocam sizi yayına alıyoruz hocam. Buyurun evet. Hocam, söz sizde. Evet. Hoş geldiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sayın bakan, değerli bakanlık yetkilileri, sevgili meslektaşlar, bugün Marif Şurası'nın 100. yılını idrak ediyoruz. Bu önemli bir olay, önemli bir tarih. Çünkü 1921 henüz Sakarya Meydan Savaşı'nın bile cereyan etmediği doğrudan doğruya Anadolu'da ricat hareketleriyle, düzenli ricat hareketleri ki askeri tarihimizde bir yeniliktir. Ordunun direniş gücünün ve milli müdafaa alanındaki halkın hazırlık sürecinin hazırlandığı, geliştirildiği bir dönemdir. O bakımdan üzerinde durmak gerekir. Böyle ilginç, son derecede kritik, stratejik bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Marif Şurası'nı topluyor. Tasavvur ediniz, o zamanki Ankara'da eski İttihat Terakki Kulübü olan ve dolayısıyla meclisin açıldığı, küşat edildiği ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı mekanında Mebusan'ın genel kurulu salonunda öğretmenler bir araya geliyor. Bunun bir özelliği de muallimelerin ilk defa olarak bir toplantıya katılması, böyle umumi bir toplantıya katılması. Mustafa Kemal Paşa kadın erkek ayrı, hele muallime hanımların ikinci derecede, ikinci sırada oturmasını tasvip etmemiştir. Bunu kibarca da bir araya gelin diye bir nevi tembih veya bir teklifte bulunuyor. Ve vatanın kurtuluşu, yeni Türkiye'nin kuruluşu konusunda bütün ümitlerimizi ayakta tutmak ve böyle bir kongrenin, böyle bir şuranın eğitim programlarının ıslahı ve geleceğini hazırlamak, daha doğrusu milletin geleceğini hazırlamak için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. 921 yılında Türkiye artık 10 yıldır savaşın içindeydi. Trablusgarp'tan beri başlayan direniş, Balkanlar'da bir devi bir artış sağlamış. Maalesef şartların ağırlığı dolayısıyla bir hayli asker kaybı ve asıl önemlisi Osmanlı'nın Rumeli anavatanının elden çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun ardından kısa bir fasılayla savunma hareketlerinin ordunun yeniden düzenlenmesiyle Birinci Cihan Harbi'ne girdik. Birinci Cihan Harbi Türkiye için en geniş sayıda askerin katıldığı, en çok sayıda seferberliğin zirvede olduğu, dolayısıyla asker ve yedek subay kaybı yanında nizami ordunun subaylarının da kaybedildiği bir yerdir. Bugünlerde bir münakaşa daha çıktı. Çöğürler istasyonundan İstiklal Harbi'nin tümen komutanlarından
Miralay Nazım Bey şehit düşmüştür. Bu da bize gösteriyor ki komutan mevkiinde tümen komutanı olarak savaşı idare edenlerin bile icabında askerlerle birlikte siperlerde şehit düştüğü görülüyor. Zaten yaralanmıştır cephede. Nakledilirken istasyonda şehadet şerbetini içmiştir. Böyle bir zamanda düşününüz. Eskişehir, Kütahya muharebelerinin zamanında milletin moralini ayakta tutmak, geleceğini hazırlamak için Şura'nın toplantısına dikkat edilmektedir. Geçmişte büyük marif nazırlarımız oldu. Münif Paşa gibi, Haşim Paşa gibi. Bunlar büyük işler becerdiler. Bu bir müşavere yoluyla, personelin şahsi girişimleriyle, muallimlerin gayretiyle yapılan reformlar dönemidir. İlk defadır ki eğitim politikasının tespit için bir şura toplanmaktadır. Ve burada muallimeler, hanımlar ve beyler bir arada geleceğin planlamasına katılmakta, problemleri ortaya koymaktadırlar. Bu önemli bir tarihtir. Bence bundan sonra Türkiye'nin eğitim tarihinde böylesine bir ikinci şura daha vardır. O da ilk Türk Tarih Kongresi'dir 1932'de. Bunu biliyorsunuz. Burada da gene kadın ve erkek muallimeler ve muallimler bir arada bulunmuşlardır. Bizim kuşak oraya katılanlara yetişti. Mesela tarih hocamız Rukiye Kömürcüoğlu Atatürk Lisesi'nde birinci Türk Tarih Kurultayı'nın üyesiydi. Yani Atatürk'le başarıyla çekilmiş grup resimleri de vardır. Burada da tarih eğitiminin yönlendirilmesi bir nevi gerçekleştirilmiştir. Milli tarih tezleri ortaya konmuştur. Bunların bazıları da kabul edilmedi, yürürlüğe girmedi. Onu da söylemeli. Fakat böyle bir çaba vardır. Bu bakımdan önemlidir. Bakanlık muhtelif tarihlerde tertiplediği eğitim şuraları ile bu geleneği devam ettiriyor. Neticenin ne olduğu, nasıl neticeleneceği bu tekliflerin bir inceleme konusudur. Bazı değişiklikler burada ele alınmıştır. Bir tanesinde bizzat gözlemci oldum. Orta okullardan itibaren eğitimin 8 seneden daha yükseğe çıkarılması ve yüksek eğitimine geçişin çok önemli oluşu, bazı eğitim dallarının ortaokul seviyesinde kaldırılması, liseden başlaması gibi bir mesele şurada tartışılmıştı. Bu tartışmanın sonunda ortaya çıkan tez ve modelin nasıl tatbik edildiğini zaman gösterecek ve neticelerini daha ötede göreceğiz. Fakat şunu bilmemiz lazım. Eğitimde reform demek öyle çok uzun zamanda istemez. Akıllıca tertiplenmiş, hasbice niyetlerle ortaya konmuş, hazırlanmış programlar ve politikalar çok kısa zamanda bir neticeye ulaşır. Bir insan ömrü bile değil, yarım ömürde hatta neticelerini alabiliriz. Alındığı da olmuştur. Bazı şuraların kararlarının çok acil uygulamaya konduğu ve ortalığı değiştirdiği, kendince çeki düzene girdiği, koyduğu, bazen de aksine bazı hataların burada daha açığa çıktığı, hatalı düşünmeler, planları görülmüştür. Onun için bu ana ne önemlidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasında iki kurul çok önemlidir. Bir tanesi talim ve terbiye. Bu kurul işlemediği takdirde içinden ıslah etmeniz gerekir. Bu daimi bir kuruldur. Müfredatı ve pedagojinin esaslarını tayin ediyor. İkincisi
bir şuradır, bir müşavere toplantısıdır, geçicidir. Bu da marif şuralarıdır. Bu sıra bunlardan birisi daha toplanmış oluyor ve üzerindeki ilkelere bakacağız. Kısaca bunların üzerinde durarak dikkat etmemiz gerekir. Maalesef endüstrileşen Türkiye'de endüstriye yönelik teknik öğretimin geçen zamanlarda inkıtağa uğradığı, zayıfladığı, bunun kuvvetlendirilmesi, bu eğitime önem verilmesi, yeniden muallimlerin eskisinden olduğu gibi yetiştirilmesi, teknik öğretmenlerin açlığın bir müddet için hatta belki dışarıdan öğretmen davet ederek ders karşılanması gerekir. Yani buna tabii bir takım branşlar da dahildir. İkincisi, bu dalda yapılacak işlerin başında bir nevi ihtisaslaşma ve genel eğitimin yeniden ayarlanması gerekiyor. Yani liseler şu anda 12 senelik bir eğitim verdiğine göre ilkokuldan itibaren bu 12 senenin içinde her çocuğun alacağı umumi olarak verilen bir eğitim biçimi vardır, eşit ağırlıklı. Ondan sonra çocukların kabiliyetine ve isteğine göre bunun yeniden düzenlenmesi söz konusu olmaktadır. Yani bu çok önemli bir olaydır, ihtisaslaşma. Bu vardı Türkiye'de. Son zamanlarda bunun çok dikkatlice takip edilmediği görülüyor, üzerinde durulur. Üçüncüsü, seçkin eğitime dikkat edilecek. Yani her çocuk eşit ağırlıkta gayrete, çalışmaya ve ilgiye sahip değildir. Ona göre dallarda eşit eğitimle herkesin kabiliyetini eşitlemek mümkün olamayacağına göre eğitimde bazı yetenekli öğrencilere daha ağırlıklı olarak iyi bir eğitim vermek yolu seçilmelidir. Tıpkı fen liseleri örneğinde, Anadolu liselerinde olduğu gibi ve bence eksik bir proje olarak kaldı bu sosyal bilimler lisesi denen şey. Bu daha esaslı ve teferruatıyla kurulmalı ve genişletilmeliydi. Türkiye ağır dönemeci geçen bir memlekettir. Üçüncü dünya ülkeleri gibi değildir. Eğitimde önemli çatlak ve gerilemeler görünmüyor. Bu problemler yok demek değil. Ama bütün bunlara rağmen bir şeyin üzerinde ısrarla durmak lazım. Bu gelişme, bu cemiyetin ağır ihtiyaçları, hızlı değişmenin gerektirdiği reformlara milli eğitimin eğilmesi ve eğitimi orta eğitim kurumlarını buna göre düzenlemesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde başka bir alternatif seçenek mevcut olmadığına göre geleceğimizde bir facia değil ama bazı zorluklar ortaya çıkacaktır. Sayın yöneticilere, bakanlık yöneticilerine ve bu işlere katılan sevgili meslektaşlarıma, şuranın tertipleyicilerine başarılar sunuyorum ve ümit ederim daha düzenli olarak marif şuraları toplanır ve hayatımızı düzenlemeye devam ederler. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Kıymetli Bilgem İlber Ortaylı, teşekkür ediyoruz sunumundan dolayı. Katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki Timur Bilgem, hazır mısınız? Hazırım. Timur Hocam. Hazırım. Beni duyabiliyor musunuz?
Sesim geliyor mu? Ben salondayım şu anda. Şu anda geliyor, evet. Ha, duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Siz sunumunuzu paylaşabilirsiniz hocam. Ben kısaca Timur Bilgem'i tanıtmak istiyorum sizlere. Timur Kocaoğlu Bilgem, Buhara Cumhuriyeti son Cumhurbaşkanı'nın oğlu Timur Kocaoğlu. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1920 yılında Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'a babası göç etmek zorunda kaldığından dolayı İstanbul'da doğum gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi'nde lisans, New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. İstanbul'da Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta. Türkoloji alanında uluslararası ilişkiler, Orta Asya araştırmalar alanlarında, Türkçe ve başka dillerde 11 kitap, 120 makale yayını bulunmaktadır. Türkiye'de Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Kazakistan ve Özbekistan'da akademilerde üyelikleri bulunmakta. Üniversitelerde seminerler vermektedir. Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi'nde akademik danışmanlığı yapmıştır Timur Kocaoğlu Bilgemiz. Bu Mayıs ayı itibariyle de Michigan State Üniversitesi'nden emekliye ayrılmış. Yayınları Türkiye'ye ulaştı. Kendisinin de Eylül ayında Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz sağlıklı bir şekilde. Timur Kocaoğlu Bilgem, söz sizde. Buyurun. Çok sağ olun Yalçın Bilgem. Özellikle ben bu ikinci Maarif Kongresi'ni düzenleyenleri ve bu panelin demek yöneticilerini, başta Yalçın Bay Bilgemiz olmak üzere ve katılmakta olan izleyicileri uzak yerden Amerika'dan sevgilerle kucaklarım. Bu ikinci Maarif kurultayı çok önemli. Çünkü birincisi, bundan 100 yıl önce 1921'de yapılırken Avrasya'da Türk dünyasında da çok önemli olaylar oluyordu. Hem de bu eğitimle ilgili hem de siyasi olaylar oluyordu. Ben birazcık oralarda neler oluyordu bu yıllarda, onlardan bilgi vermek istiyorum. Şimdi sunum dosyamı indireceğim. Bu şeyde neredeydi bakayım? Benim window, Microsoft Edge. Olmadı. Bir dakika. Share screen. Video file diyor. Burada video file mi yapacağım? Yok. Doğru, bu olacak. Tamam. O zaman şimdi yapayım. Desktop. Yok, bu video değil. Yanlış oldu. Share screen. Basıyorum ama device screen is a two monitor screen share with on computer. Audio look. Peki nasıl, ben ekrandaki dosya mı göremiyorum burada? Yardımcı olabilir miyim? Birisi seçmeniz gerekiyor hocam. Efendim? Share screen'den pencereyi seçmeniz gerekiyor. Share screen'den neyi seçeceğim? Neyi duyamadım? Dosyanızı seçin. Share screen'den dosyanızı seçin, açın hocam. Share screen'de benim ekranı göremiyorum. Two monitors is used with sharing good computers. Dosyanızı açın hocam. Dosyanızı açın.
Bakayım burada şey gözükmüyor. Windows H. Ha şimdi görebiliyorum. Bir dakika bakayım. Mail inbox yok. Maalesef yok. Entire screen. Ben dosyamı bir açayım. Belki de o zaman görebilir miyim? Bir dakika bakayım. Biz buradan açabiliriz dosyanızı. O zaman evet açarsanız iyi olur. Ben çünkü şey yaptığım zaman göremiyorum bir türlü. Yok. Evet. Tamam oldu. Ekrana bir kere büyük basın görünsün. Evet. Şimdi yukarıdaki sarıda bir yer var. Oraya basarsanız büyük olarak alır. Yukarıda galiba şu sarı. Oraya basın. Şimdi altta büyütme slide durumuna getir diye var. Slide durumuna getirin o küçükler görünmesin. Soldaki küçükler görünmeden. Tam ekran yapamıyoruz. Bu şekilde kullanacağız. Peki. Ben değiştir dediğimde slide'ı değiştirin. Tamam. Gene kayboldu. Şimdi oldu. Evet. Şimdi bu aşağıda bu var. Kadeh gibi bir resim var aşağıda. Eksinin yanında. Oraya basarsanız büyük ekran olarak gelir. Şuraya bassanız şu eksinin yanında sağ altta kadeh var eksinin. Eksi tarafın yanında kadeh var. Bakın hayır. Orada ona basın. Evet. Tamam oldu şimdi. Değiştir dediğimde değiştirirsiniz. Benim bugünkü konuşmam Türk dünyasında eğitim, yenileşme, cedidçilik hareketleri üzerinde olacaktır. Değiştir. Şimdi devamlı değiştir diyeceğim çünkü satır satır getiriyordum. Cedidçilik 1850 ile 1930 yılları arasında Avrasya'daki Müslüman Türkler tarafından eğitim, basın, hak özgürlükler, kadın erkek eşitliği ile politika alanlarında yürütülen, bütün demokratik yenileşme hareketlerine verilen genel bir terimdir. Değiştir. Çar Rusyası despotizmi ile Sovyet dikta rejimi arasındaki cedidizm 1850 ile 1930 arasında Sovyet sonrası bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve başka ülkelerde yaşayan Türk toplulukları için 80 yıllık önemli bir kültürel mirastır. Demokrasi konusunda da unutulmaması gereken tarihsel bir deneyimdir. Cedidizm mirasını öğrenmek, Avrasya'daki Türklerin milli kimliği ve demokratik geleceğinin sağlıklı olarak gelişmesi için çok önemlidir. Tarihsel önemi şudur. Burada bir yanlış kanı var. Çar Rusyası'ndaki Türkler Çarlık idaresinden Sovyet rejimine geçtiler. Onların herhangi bir demokratik deneyimi yoktur diye yanlış bir kanı var. Halbuki cedidizm düşüncesi ve hareketleri 80 yıl bu dönemde Avrasya'da özellikle eğitim ve siyaset alanlarında çok önemli demokratik bir deneyimler kazanmıştır. Bu yüzden cedidizm mirası Avrasya ile Orta Doğu'daki Türkler ve başka Müslüman halklar için bugün de milli kimlik ve demokratik geleceğin sağlıklı olarak gelişebilmesi için önemli bir ögedir.
Şimdi cedidizm dediğinizce bunun iki önemli dönemi var. Birinci dönemde daha çok dindeki içtihat, yani dindeki reformu göz önüne alıyordu. Daha sonra kültür ve eğitime geçti. Bu ilk dönemde tabii Ebu'l-Nasır Kursevi çok önemli. Mirza Fethali Ahundov, Şehabettin Mercani, Abdülkerim, Ahmet Daniş, İbrahim Altınsarı, Abay Kunan Bayoğlu. Ama esas cedidizm toplu hareket olarak Azerbaycan'dan Hasan Bey Melikzade Zardabi, Kazan'dan Rızaettin Fahrettin, Kırım'dan Gaspralı İsmail, kızı Şefika Gaspralı, Sibirya'dan Abdurreşit İbrahim, Türkistan'dan Mahmut Hoca Behbudi, Munaver Karı, Osman Hoca, Mustafa Çokay, Abdurrauf Fıtrat, Abdülhamit Çolpan, Mir Cakıp Dulatoğlu, Macan Cumabayoğlu, Kasım Tınastov gibi yüzlerce aydın yazar, gazeteci, eğitim, politikacıların yaptıkları çok kapsamlı bir harekettir. Cedidizm hareketinin doğup gelişmesinde Müslüman Türkler arasındaki bu çok sayıda ileri görüşlü aydınların katkısı olmakla birlikte Osmanlı Devleti'nde Tanzimat, Rusya'da Duma ve İran'da Meşrutiyet hareketleri ve ilanları önemli olmuştur. Çar Rusya'sındaki Müslüman Türkler arasında yenilikçi düşüncelerin yayılmasında bunlar önemli siyasi olaylardır. Ve cedidçiliği metotlaştıran da İsmail Bey Gaspralı'dır. Fikirde, dilde, işte birlik şiarı altında başta yayın olarak Tercüman Gazetesi'yle ve cedid okullarıyla, eski okullar yerine cedid okullarının programıyla, bir de Rusya'daki Müslüman kongrelerini idare etmekle. Mesela bakın, solda gördüğünüz eski mekteptir. Bu cami avlularında, rahleler üzerinde sadece dini şeyler, kitaplar okunan ama hiç yazı yazılmayan, halbuki sağda görüyorsunuz cedid mektebi böyleydi. Sıralar, tahta sıralarda defter vardı, kalemler vardı, mürekkepler vardı ve bunda yazabiliyorlardı. Matematik vardı, fizik vardı, kimya vardı, coğrafya vardı, tıp dersleri vardı. Fakat eski mekteplerde tabii coğrafya bile yoktu. Tarih yalnız İslam tarihi vardı ama Türklerin tarihi yoktu. Bir sonraki, işte Gaspralı İsmail Bey'in Kırım'dan öncülüğünü yaptığı, Türkistan'da da Mahmut Hoca Behbudi'nin ve ölümleri de birbirine çok yakındır. Bunların hareketiyle cedidçilik hem Kazan'da hem Kırım'da hem Azerbaycan'da büyük bir şey oldu. Ben bir tek örnek vereceğim. Cedidçilik hareketinin boyutlarını göstermek bakımından nasıl Kırım, Kazan, Azerbaycan, Türkistan, İstanbul arasında, daha Türkiye yok tabii, Osmanlı Devleti var. İstanbul başkent olduğu için Uraylan var. İşte mesela onlardan biri Osman Hoca'dır. Kendisi Oş'ta doğmuş, Buhara'da talim almış. Ancak Mahmut Hoca Behbudi ile çok yakın ilişkide, sonra Kırım'a gidiyor 1909'da. Gaspralı İsmail Bey'in yanında bir yıl kalarak onun cedid mekteplerini öğreniyor ve 1910'da İstanbul'a geçiyor. İstanbul'a gelerek 3 yıl kalıyor. 13'e kadar burada Türkçe aydınlar, Genç Türkler, İttihat-ı Terakki, Enver Paşa ve çok sayıda şeylerle, Osmanlı aydınlarıyla görüşüyor. Sonra 1913'te Buhara'ya dönüyor. Bir sonraki. Bakın, Osman Hoca'nın bu İstanbul'a ilk gelişi, ortada şu beyaz sarıklı ve sakallı olan ortadaki Osman Hoca'dır. İşte bu İstanbul'a ilk gelişi, yanında Türk aydınları var ve Kırım'dan getirdiği öğrenciler var arka sıralarda. Ve İstanbul'daki okullarda inceleme yapıyor. İşte yeni okullarda nasıldır, yöntem, metotlar nasıldır? Bir sonraki. Ve İstanbul'dayken Abdurrauf Fıtrat ve başka aydınlarla birlikte Buhara Tamimi Marif Cemiyeti, bakın Marif Cemiyeti kuruyor. Marif Cemiyeti Nizamname ve Hatta Hareketi'ni 1911'de İstanbul'da basıyor. Bunun şeyi elimizde, amaç şudur: Buhara ve Türkistan'dan İstanbul'a öğrenci getirmek. Ve gerçekten de 11'de, 12'de
13'te öğrenciler, öğrenci grupları getirilip çeşitli medreselerde talim terbiye alıyorlar. Bakın bu cedidçiliğin şeyi nasıldı? Cedidçilik varken buna hem Türkistan'daki hanlıklar, emirlikler karşıydı, hem Çar Rusya'sı karşıydı. Bakın burada görüyorsunuz bu Molla Nasreddin Azerbaycan'da çıkan mecmua. Orada bakın İsmail Bey yapmış yeni giyimli bir cedid aydını. Zaten üstünde İsmail Gasprinski yazıyor. Fakat burada Mollaları görüyorsunuz. Bu cedid okullarının açılmasına karşı olanlar bir sonraki. Bakın burada bir Rus direktörü var, cedid okuluna gelmiş, küre var, dünya küresi, onu çuvala atıyor. Bir molla da o çuvalı tutmuş. Çar Rus direktörü şöyle diyor, tabii burada Azerbaycanca yazıyor. Her ne istiyorsanız okutabilirsiniz, mesela tarihi mukaddes, ama fen okutmaya ihtiyarınız yoktur. Yani siz İslam tarihi okutabilirsiniz. Ama fen dersleri okutamazsınız. Bunda sizin şeyiniz, yetkiniz yoktur diyor. Bakın zavallı burada öğretmen, cedid öğretmenin çenesini tutmuş. Talebeler bakarken Rus müdür. Halbuki Rus okullarında küre var ama cedid okullarında küre açılmasını istemiyorlar. Bakın cetvel, pergel bunları da çöpe atacaklar. Bir sonraki. Bakın o sırada Taşkent'te bu 1914-15 Ardahan-Kars savaşlarında Çar Rusya'sına esir düşmüş 80 tane Türk subayı var. Ta albaydan binbaşı teğmen çavuşlara kadar bunları sürmüşler Krasnoyarsk'a. Sonra onlar kaçıp Taşkent'e gelmişler. Buharacı ve Taşkent'teki okulda bu Türk Osmanlı subayları öğretmenlik yapıyorlar. Biri fizik hocası oluyor, biri coğrafya, biri müzik hocası. Ben hatıralarını yazdım. Raci Çakıröz'ün burada çocuğun yanında duran beyaz ceketli. Bu da müzik hocası. Ve bu Buhara Cumhuriyeti kurulunca Osman Hoca bunları Buhara'ya çağırıyor. 80 tane subaya diyor ki bize ordu kurun diyor. Onlar da Buhara ordusu kururken hem de okullarda öğretmenlik yapıyorlar. Yani bu da ne gösteriyor? 1910-20'lerde Osmanlı subaylarıyla Buhara aydınları arasında işbirliği var. Ortada görüyorsunuz Münevver Kağrı, ortadaki sakallı cedidçiliğin büyük önderlerinden birisi. Bir sonraki ve öğrenci grupları gönderiyorlar. Bakın öğrenci gruplarını İstanbul, Moskova, Berlin'e öğrenciler gönderiyorlar 1921 ve 22 arasında. Bu da gösteriyor ki Avrasya'da ve Türkistan'daki Türklerin Osmanlı devleti, o sırada Türkiye'de tabii Kurtuluş Savaşı da gidiyor ama İstanbul'a yolluyorlar talebeleri 21-22'de okullarda ders yapsınlar diye. Bir sonraki. Evet, cedid okulları, cedidçilerin çıkardığı gazeteler yanında Çarlık Rusya'sında 1905 ile 1917 arasında yapılan çok sayıdaki kongrelerde cedidizm hareketi artık bir siyasi boyut kazanıyor. Yani önce dini demek yenilik diye başlayan, sonra kültüre, marife geçen, en sonunda artık hükümetler kurmaktan başka çare kalmıyor. İşte bakın. Lenin Stalin'in çağrısı üzerine çeşitli bölgelerde Türkler 4 ayrı muhtariyet kuruyorlar. Bahçesaray'da Kırım Milli Muhtar Hükümeti, Kokan'da Türkistan Muhtariyeti, Orhanburg'da Alaşor'da Muhtariyeti, Ufa'da İç Rusya Müslümanları, Tatar Türk Müslümanları Medeni Muhtariyeti. Ama bunların hepsi 18 ile 19 arasında Kızıl Ordu bunları yok ediyor. Bir sonraki. Bundan sonra bağımsız cumhuriyetler kuruluyor. İşte Azerbaycan Cumhuriyeti 18'de, Buhara Cumhuriyeti 20'de, Harezm Cumhuriyeti 20'de. Fakat onlar 23'te yok ediliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti de 20'de yok ediliyor. Ve en sonunda 25'te den sonra 5 Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan diye 5 cumhuriyete bölünüyorlar. Bir sonraki. İşte Buhara Cumhuriyeti kurulduğu zaman burada Osman Hoca
Burada Feyzullah Hoca, burada Abdurrauf Fıtrat. İlk gün 1920'de Türkiye Lenin'den yardım isteyince Rusya'da para yok. Bunu Buhara Cumhuriyeti sağlıyor ve Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'na 21'de 100 altın ruble karşılığı altın gönderiliyor Moskova'ya. Onun yalnız %10'u altın para olarak geliyor ve %10'u da silah olarak geliyor. Ama 80 faizine Ruslar el koyuyor. Ama ona rağmen bu 20 faiz altın ve silah Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynuyor. Yani o sırada elçi gönderiyor Buhara, 3 tane kılıç gönderiyor. Yani bunlar gösteriyor ki o yıllarda çok sıkı ilişkiler var. Sovyet rejimi henüz tam olarak oturmamış bir durumda ve rahat hareket ediyorlar. Ama her şey 25'ten sonra kısılıyor. Bir sonraki. Evet, işte sonra Sovyet dönemi başlayınca 30'lardan sonra bu cedidçilik dönemi yasaklanıyor. Ve 38'de kurşuna diziliyor bütün cedidçi aydınlar ve bu hakta yayınlar da yasaklanıyor. Bu onu gösteriyor. Şimdi bunu kapatabiliriz artık bu sunumu. Bir bağlama noktası yapacağım. Bu da bize ne gösteriyor? Türkiye bakın hem Kurtuluş Savaşı verirken bir yandan 1. Maarif Kurultayı'nı yaparken bu Avrasya'daki Türkler Kırım'da, Azerbaycan'da, İdil Ural'da, Türkistan'da büyük faaliyetler var. Hem askeri hem siyasi hem eğitim faaliyetleri. Demek Türk dünyasında böyle büyük bir eğitim faaliyeti var ve o sırada ilişkiler çok kuvvetli. Hatta şunu söyleyebilirim. Bakın şimdi Sovyetler Birliği dağıldı, bağımsız cumhuriyetler kuruldu, epey ilişkiler düzeldi ama bizim o 1910'la 1930'a kadar olan sıkı alakalar bugün yok. Bakın daha kuvvetliydi o zaman. Yani bugünkünden bile ki o günün teknolojilerini de alırsak o günkü faaliyetler çünkü herkes idealistti o zamanlar. Ve büyük bir hem Osmanlı'daki Türkler hem Avrasya'dakiler bütün Çar Rusya'sının Sovyetlerin baskısına rağmen bu işleri becerdiler. Bu da bize gösteriyor ki böyle bir ikinci Maarif Kurultayı yapılırken Avrasya'da da bütün Türk aydınları ayaktaydı ve bu ayakta Türk kurulacak olan Türkiye bilen birlikte yakın ilişkide bulundular. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Kıymetli Bilgen, çok teşekkür ediyoruz. Ben bu Rus yardımının hikayesinin somut delillerini bizatihi yaşamış, görmüş bir atanın torunu olarak bu Rus yardımının Anadolu'ya nasıl geldiğini kısaca anlatmak istiyorum. Ben Haymanalıyım. Çaldağ'ın karşısında benim köyüm. Ve Maarif Kongresi olduğunda da, Maarif Kongresi'nin öncesinde de biliyorsunuz Çaldağ'ında Haymana'da Çanakkale'den sonra en şiddetli karşılıklı süngüleşmenin olduğu savaşlar oluyor. Timur Kocaoğlu Bilgem'in babası Osman Hocaoğlu'nun gönderdiği o Rus yardımı bizde hep Rus yardımı olarak biliniyor ama Buhara Cumhuriyeti'nin yardımı Anadolu'ya ulaştıktan sonra silah olarak da 12 tane top geliyor. Bu 12 tane topun 4 tanesi büyük, 3 tanesi orta boy, 3 tanesi de biraz daha küçük. Bu toplar Malıköy'e tren istasyonuna geliyor. Malıköy tren istasyonundan kadanalarla Malıköy'den Haymana'nın altından, bizim köyün orada bir vadi var Haymana'nın altında, Çaldağ'a kadar götürülüyor ve o toplarla Yunan püskürtülüyor. Yunan'ın at nallarının sesini Ankara'dan duyduğumuz yer Çaldağ. Türk tarihi açısından son kale Çanakkale değildir. Türk tarihi açısından son kale Çaldağ'dır. Biliyorsunuz Atatürk hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır dediği yer Doğatepe, Polatlı. Orada söylüyor. Doğatepe'den sonra Çaldağ, Çaldağ'dan sonra Mangal Dağı var. O da Haymana'nın 50 kilometre ilerisinde. Doğatepe 360 derece görüş açısına sahip olduğu için orayı savunma hattı olarak kullanıyorlar. Ve Doğatepe bir ara düşüyor, tekrar kazanılıyor. Mangal Dağı da düşüyor. Mangal Dağı'da da şu anda şehitlikler var.
ama son kale Çaldağ düşmüyor. Ve Yunan oradan püskürtülüyor ve Sakarya'nın gerisine çekiliyor. İşte Sakarya'nın gerisine çekildiği noktada Maarif Kongresi oluyor. Ve Maarif Kongresi olurken Atatürk gençlere güvendiğini, umudunu hiçbir zaman yitirmediğini vurguluyor. Ve Maarif Kongresi'nin Türk eğitim tarihi açısından ve moral ve motivasyonu açısından o kadar önemli ki herhalde dışarıdan bakan birileri de Kurtuluş Savaşı devam ederken adamlar Maarif Kongresi topluyor. Yani bunlar savaşı kesin kazanacaklar. Eğer dünyada bir Türk varsa asla umutsuzluğa yer yok. Onu Maarif Kongresi ile tüm dünyaya Atatürk ilan ediyor. Buradan Timur Bilgem'in babasına ve Buhara'dan, Türkistan'dan yardımda bulunan tüm atalarımızın ruhuna El-Fatiha diyorum. Onlara minnet duyuyorum. Şimdi Gülnar hocamızı, Timur hocam çok teşekkür ettik. Gülnar hocamıza bağlanmaya çalışıyoruz. Gülnar hocamız da İsmail Gasparalı torunu. Tabii ki bize dilde, fikirde, işte birlik ruhunu aşılayan 3000 yıllık kadim devlet geleneğimiz, 5000 yıllık millet olma olgumuz çerçevesinde ilmek ilmek süzülüp gelen duygularla, kültürle, birikimle bunlar bugünlere geliyor. Ben bu dilde, fikirde, işte birlik çerçevesinde Gülnar Hoca'ya bağlanana kadar birkaç konuda değinmek istiyorum. Timur Kocaoğlu'nun, Bilgem'in babası Osman Kocaoğlu'nun da, İsmail Gasparalı'nın da, Zeki Velidi Togan'ın da, Mustafa Çokay'ın da, birçok aydının bu dilde, fikirde, işte birlik ruhunu bize nakşettiğini biliyoruz. Şimdi dilde birlik baktığımız zaman, fikirde birlik ruhuna baktığımız zaman biliyorsunuz Azerbaycan'da yapılan Bakü Kongresi'nde ortak alfabeye geçelim deniyor. Bu Latin alfabesine geçiş olayı da, Latin alfabesine geçiş devrimi de 200-250 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak Bakü'de tartışılıyor. Biz dilde birlik sağlayabilmemiz için ortak Latin alfabesine geçelim deniyor. Ve ilk Latin alfabesine Azerbaycan, ondan sonra da Buhara Cumhuriyeti, Buhara Cumhuriyeti'nden sonra da Türkiye Cumhuriyeti geçiyor. 1933-34 yılında Rusya tüm Türkistan'ı işgal ettikten sonra Latin alfabesi uygulamasına son veriyor. Birçoğumuz şöyle biliyorduk. Türkistan'a gidene kadar, ben bu Türk Dünyası Çocuk Oyun Oyuncakları projesi içerisinde Türkistan'a gidene kadar ben de tam olarak bilmiyormuştum aslında. Gittiğim zaman şunu gördük. Orada Türk Cumhuriyetlerini bölüp parçalayıp yutarken Rusya, işte Latin alfabesini de kaldırırken orada hepimiz zannediyoruz ki orada her bir Kiril alfabesi var. Bütün Türk Cumhuriyetleri aynı Kiril alfabesini kullanıyor. Hayır, aynı Kiril alfabesini kullanmıyorlardı. Her Türk Cumhuriyeti için farklı Kiril alfabesi kullandırılıyordu. Farklı karakterler kullandırılıyordu. Bunun amacı da Kiril alfabesi üzerinden bile olsa Anadolu'yla bağlarını kopardım ama bunlar birbirleriyle de iletişim içinde olmasın diye ayrı Kiril alfabeleri dayatmıştır. Ve şu anda bizi sevindiren olaylar 2023 yılında Kazakistan'da Latin alfabesine geçecek. Kırgızistan'da Latin alfabesine birebir bizimkine çok yakın bir Latin alfabesine geçecek. Aslında o Türkçeleştirilmiş Latin alfabesi. Özbekistan'da Latin alfabesi var ama Ş'yi farklı yazıyorlar, Ç'yi farklı yazıyorlar. Yine bununla ilgili de çalışmalar var. Biz Timur hocamla beraber Özbekistan'a bu konuda çok telkinlerde bulunuyoruz ama inşallah o çalışmalarda semeresini verir. Azerbaycan'da da biliyorsunuz Latin alfabesi var. Onların da yazımı farklı. Gerçekten biz tam Latin alfabesine geçmiş olsak 29 harfin yanına bir de 4 tane daha harf eklesek W, Q ve X, bir de kapalı E'yi eklediğimiz zaman 33 alfa harfli bir alfabeye geçtiğimiz zaman tam olarak ortak alfabeye geçmiş oluyoruz ve tüm Türk dillerinde kendimizi ifade edebiliyoruz. Şunu söyleyebilirim ki ben geçen dönem Alişir Nevai Üniversitesi'nde ders verdim Neslihan Hoca ile beraber. Ya hocam siz Özbekçe biliyor musunuz? Özbekçe bilmiyoruz. Onlar da Türkçe bilmiyor.
ama onlar Özbekçe konuştukları zaman ben de bir Anadolu Türkmen çocuğuyum. Ben de Türkçe konuştuğum zaman %60-%70 anlaşıyoruz. Aynı alfabeyi kullandığımız zaman anlaşabileceğiz diye düşünüyorum. Dille birlik açısından ve Türkçe eğitim açısından en önemli şeylerden bir tanesi. Ben bunu yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır dile getiriyorum. Türkiye'de bir kelime öğretim stratejisine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bizde bir kelime öğretim stratejisi yok. Yani ilkokuldan, ana sınıfından başlayıp lise son sınıfa kadar bir kelime öğretim stratejisi olması gerekiyor. Yurt dışında bulunduğumuz dönemlerde şunu gördük. Ana sınıfında mesela 1100 civarında kelime öğretiyor. O kelimeyi sesini veriyor, o kelimeyi cümle içinde kullanıyor, metin içinde kullandırıyor, sorular sorduruyor. İkinci sınıfta 100-200 artıyor, üçüncü sınıfta 100-200 artıyor. Lise son sınıfa gelene kadar, yaklaşık 20 bin kelimeyi öğretiyor ve kullandırıyor öğrencilerine. Bu Amerika için söylüyorum, Michigan eyaleti için söylüyorum. 20 bin kelime çok fazla bir kelime arkadaşlar. Mesela bizde en fazla kelimeyle yazan Peyami Safa 9600 kelimeyle yazıyor. Dünyada en fazla kelimeyle yazan Shakespeare'i Shakespeare yapan 44 bin kelimeyle yazıyor Shakespeare. Biz akademisyeniz ama 10 bin kelimeyi geçebildiğimizi düşünmüyorum. Hem konuşmada hem yazmada. Belki içimizde duayen akademisyenlerimiz var, onlar geçiyordur ama biz kendim açımdan öyle düşünüyorum. Onun için de bizim kelime öğretim stratejisi çerçevesinde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede hangi kelimeleri, hangi isimleri, hangi sıfatları, hangi zamirleri öğreteceğiz diye bir strateji belirlememiz gerekiyor. Buna göre metinler oluşturmamız gerekiyor. Buna göre içerikler oluşturmamız gerekiyor. Bu da bizde dilde birliği sağlayacaktır. Fikirde birlikle ilgili 30 yıl oldu Türk Cumhuriyetleri. Ben hayata gözlerimi açtığımdan itibaren Türk dünyası sevdalısı bir ailenin çocuğuyum. Yani Türk dünyası için gözyaşı dökmüş, yürek yangınları yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Biz o kadar gözyaşı dökmemize rağmen Türk dünyası bağımsızlığını ilan etti. Ama 30 yıl geçti. Sadece ortak üniversitemiz Manas Üniversitesi var. Bir de Ahmet Yesevi Üniversitesi var. Niye Türkiye ile daha fazla ortak üniversite ve işbirlikleri olmuyor? SANI programı yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Amerika'da birçok üniversiteyle SANI programımız var. 2 yıl burada okuyan çocuk 2 yılda gidip orada okuyabiliyor. Hatta orada okuyan buraya gelip okuyabiliyor eğer isterse. Ki pek tercih ettiklerini sanmıyorum. Ama biz Türk Cumhuriyetleri ile de SANI programı benzer ortak programlar yapabiliriz. Ortak üniversitelerimizin sayısını artırabiliriz. Bir de Timur Hocam hep şunu söylüyor, bu konuda da haklı. Biz Türkistan'dan gelenlere, Türk Cumhuriyetlerinden gelen kardeşlerimize hep Türkçe öğrenin diyoruz. Biz de vatansever bir kitleye ve Türk dünyası sevdalısı bir kitleye hitap ettiğimi bildiğim için bizim de gerçekten diğer Türk dillerini öğrenmeye ihtiyacımız var. Onlarla daha fazla kucaklaşmaya, onları daha fazla anlamaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Böyle olursa da fikirde de birlik oluşturulabilir. YTB'nin kuruluş aşamasında görev almıştım ben. Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde uzun yıllar çalıştım. YTB'de buraya alacakları öğrencilerin hangi bölüme, hangi stratejik bölüme, hangi öğrencileri almamız gerekiyor? Bunları çok iyi çalışmamız gerekiyor. Bakın geçen yıl değil, ondan önceki yıl bir gün de Maarif Kongresi'nin açılışlarına öğrencilerim geldi. O öğrenciler geldi. 16 tane öğrenci alınmış. Ben özellikle Tömer'de Türkistan'dan gelen öğrencilerin derslerine girmek istiyorum. 16 öğrenci almış. 6 tane öğrencinin geldiği, yani İran'da, Kerkük'te geldikleri üniversitenin döndükleri zaman kendi ülkelerinde kabulü yok. Tamam, biz bu çocuklara para veriyoruz. O kadar para veriyoruz, burs veriyoruz. Bu çocuk zamanını harcayacak, 4-5 yıl okuyacak, master'ını, doktorasını yapacak. Geri döndüğü zaman Irak'a, Kerkük'e geri döndüğü zaman, Güney Azerbaycan'a geri döndüğü zaman şeyi yok, kabulü yok. O zaman demek ki biz bu öğrencileri kabulü olan üniversitelere yerleştirmemiz gerekiyor. Değilse eğitimleri de bizim verdiğimiz paralarda heba olup gidecek. Bu anlamda da fikirde birlik açısından da stratejik bölümlere,
Türk dünyasından öğrencilerin gelmesini diliyorum. Eğitimde birlikle ilgili Türk Akademisi'nden Darhan Hıdır Ali Hocam'ın ismini duymuşsunuzdur, Türk Akademisi Başkanı. Eğitimde birlik fikri çerçevesinde lise birlere ortak tarih kitabı yazıldı. 3-4 Cumhuriyet bu ortak tarih kitabını okutacak. Arzu ederiz ki tüm Türk Cumhuriyetlerinde ortak tarih, ortak kültür, ortak bilinç olmasını diliyorum. Bu anlamda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de biz Neslihan Hoca ile beraber Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncaklarını derledik. Ortak kültürel mirasımızı keşfetmek, ortak genlerimizi, kültürel genlerimizi keşfetme yolculuğunda yaklaşık 33 ülke ve bölgeye gittik. 100 bin kilometre yol kat ettik. 500 civarında köy, kasaba, şehir ziyareti gerçekleştirdik. Ve bütün Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlardaki Türklerin oynadığı oyunları ve oyuncakları derledik. Bu oyun ve oyuncak olsun, diğer alanlarda olsun, daha sonradan da panelde de diğer bir panelimizde bunları değerlendireceğiz. Ortak kültürel mirasımıza Türk dünyası sevdalısı, akademisyenler, eğitimciler sahip çıkmalı. Bu alanda daha fazla projeler yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile ilgili, Amerika ile ilgili projeler olduğu zaman koşuluyor ama ben buradaki akademisyen arkadaşlarıma arzu ediyorum ki birlikte Türk dünyasına yönelik daha güzel gönüllü projelerde görev almak isteriz. Sayın Genel Başkanım, sendikamız olarak da bu tür projelerde bize destek vermenizi, biz gönüllü olarak canla başla çalışacağımız sözünü size veriyoruz buradan. Ben arkadaşlarımın adına da veriyorum. Bu kültürde birlik, eğitimde birlik açısından buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gülnar Hocam bağlanabildi mi? Evet. Gülnar Hocam bağlanamadı. Benim sunumum vardı ama sunuma girmeyeceğim. Kısaca Maarif Kongresi'nin 100. yılında o zaman belirlenen sorunların hala günümüzde benzer sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Öğretmen yetiştirmede, öğretmen adaylarının seçiminde çok farklı kriterlerin olması gerekiyor. Bir öğretmen adayının kişilik testinden geçmesi gerekiyor. Üniversite sınavında belli bir barajı aldıktan sonra öğretmen adayının gönüllü yapmış olduğu çalışmalara dikkate almamız gerekiyor. Onun haricinde sportif, sanatsal faaliyetlerine de katkı sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve programları daha da güncellememiz gerekiyor. Özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarımızın kültürel anlamda çok iyi yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fiziki altyapımızla ilgili sıkıntılarımız var. Öğretmenin statüsüyle hem yetiştirmeyle ilgili hem de statüsü ve özlük hakları ile ilgili sıkıntılar var. Birinci Maarif Kongresi'nde buna çok güzel değiniliyor. Ve Birinci Maarif Kongresi'nin akabinde de Atatürk her zaman için eğitimcilere ve öğretmenlere çok büyük önem vermiştir. Günümüzde de eğitimcilere daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Eğitim konusunda bir milli seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hepinizi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer Gülnar Hocam bağlanabiliyor mu? Evet, Gülnar Hocam bağlanamıyor. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Diğer panelde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Timur Hocam orada mısınız? Soru cevap sorularınız varsa Timur Hocam'a iletebilirsiniz. Var mı sorunuz? Timur Hocam orada mısınız? Düştü mü Timur Hocam? Alın. Evet. Evet, kıymetli bilgim, ben özet bir şekilde geçtim. Sizden de bahsettik. Buhara Cumhuriyeti'nden, Osman Kocaoğlu'ndan da bahsettik. Sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Soru sormak isteyen var mı? Evet, Timur Bilgem, son sözlerinizi alalım ve oturumu kapatalım. Gülnar Hocam bağlanamıyor. Evet, doğru. Evet, bağlansa iyi olurdu. Çünkü İsmail Gasparalı İsmail Bey'in torunuydu. Fakat bir de şunu son olarak söyleyeyim. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı giderken
Bakın Atatürk Samsun'a çıktığında daha yani Kurtuluş Savaşı başlamadığında 1919'da Kazak şairi Macan Cumabay Alıstaki Bavrıma yani uzaktaki bağrıma, uzaktaki bağrıma yani kardeşime diye bir şiir yazmış. Ve o şiirinde oldukça üzüntülü. Çünkü Türkistan şeyin eli altında Sovyetlerin şey ise Anadolu ise yedi düvel İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve bu durumdayken diyor ki biz burada yani Türkistan'da siz orada yani Anadolu'da eziyet çekiyorsunuz. Gelin biz Altaylara gidelim. Bizim ata yurduna gidelim diye. Yani o kadar umutsuz ki Altaylara gidersek belki orada biz ana yurtumuzda buluruz diyor. Ama aradan 2 yıl geçiyor. İşte İnönü, Sakarya şeyleri, savaşları kazanılıyor. Bu sefer Özbek şairi Abdülhamit Çolpan 1922'de Tufan diye bir şiir yazıyor. Ve o şiirinde artık o çok güvenli çünkü Sakarya Savaşı alınmış, büyük taarruz yapılmak üzere ve orada yazdığı bu Tufan şiirinde çok umutlu sesleniyor. Yani bu neyi gösteriyor? Türkiye'de Kurtuluş Savaşı giderken hem Buhara Cumhuriyeti olarak yardım gönderiliyor ama şairler ve yazarlar olarak da izliyorlar. Çeşitli gazetelerden izliyorlar bu savaşın devamı hakkında ve şiir yazıyorlar. Ayrıca çok sayıda insan da kalkıp Anadolu'ya geliyor Türkistan'dan ve özellikle Adana, Maraş, Gaziantep oradaki savaşlara katılıyorlar. Ve birçoğu da orada şehit oluyor. Yani gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşı'nda bu Avrasya'daki Türkistan, Azerbaycan, Kırım, İdil Oral'daki Türkler de ayaktaydı. Ve imkanı olanlar gelip savaştılar. Bazıları şehit oldu, bazıları gazi oldu. Ama şairler şiirler yazdılar. Yani böyle bir birlik vardı. Ve o birlik dediğim gibi bugünden daha güçlüydü. Yani bugün olan çok şükür şu anda 7 tane bağımsız Türk Cumhuriyeti var. Başkaları ise başka devletlerin eli altında ve durumları çok kötü. Doğu Türkistan'da, Kuzey Afganistan'daki Türklerin durumu şu anda Talibanlar altında çok kötü. Ama o 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başında da aynı durumdaydık bakın. O zaman da şeyler gidiyordu ama büyük bir birlik vardı, bağlılık vardı. İnşallah o bağlılıkları biz tekrar kurabiliriz. Size bir soru yöneltecek arkadaşımız. Buyurun. Siz duyabiliyor musunuz soruyu? Ben duyamıyorum. Yalçın Bay Bilgem bir kesinti mi oldu? Ses gelmiyor.
Kıymetli Bilgem, sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Hocamız diyor ki bu lise 1'de diyor ortak tarih kitabı geç değil mi? Bunu ortaokulda başlasak daha iyi değil mi? Nursultan Nazarbayev'in bu ortak kültürle ilgili 10-15 sayfalık bir tarih kitabında içerik vardı. Diğer ülkelerde de böyle bir içerik var mı? Bunu daha genişletebilir miyiz diyor. Ortak tarih. Evet, şimdi bunu Astana'daki, Nursultan'daki Uluslararası Türk Akademisi Darhan Kıdrilli'nin başkanlığında onlar yürüttü bu projeyi. Tarih kitabı yazıldı. Ve bu onların elinde, ama ben onu daha göremedim. O tarih kitabını göremedim. İçeriğini de tam olarak bilmiyorum. Şimdi o kitap Türkiye'de okutuluyor mu? Nasıl? Şu anda daha okutulmuyor hocam. Daha okutulmuyor ama onaylandı diye biliyorum dört ülke arasında. Darhan Hocam da evet. Evet ama nedense bana ulaşmadı onun metni. Yani o konuda hiçbir şey söyleyemem. Onun metnini de görmediğim için şeyden bir sorarım. Darhan Kıdrali'den bir sorarım onun metnini. Bir gözden geçirip acaba yani soru şey miydi, onu daha da mı iyileştirebilir miyiz diye soru var mıydı? Evet, yani ortaokula da çekebilir miyiz? Daha alt sınıflara çekebilir miyiz sorusu. Tabii yapılabilir ama bütün mesele hani metnin bir herhalde onu dört ülkenin komisyonları gördüğüne göre iyi olmalı kuşkusuz. Elbette okutulabilir. Evet, zaten okullar için yapılmıştı. Bilmiyorum liseler için miydi yoksa yalnız yoksa okulda da olabilir belki. Dokuzuncu sınıflar için. Dokuzuncu sınıflar için de evet. Belki bu çalışmaların daha yoğun yürütülmesi lazım bence. Çünkü tek kitapla da olmaz. Bu konuda 9. sınıf, 10. sınıf, ortaokullar için de çeşitli çalışmalar tabii yapılması lazım. Evet, şunu söyleyebilirim. Biz Kırgızistan'a gittiğimizde Manas Destanı'nı biliyoruz dediğimizde oradaki Kırgız akademisyenler bile çok şaşırdılar. Siz nasıl Manas Atay'ı biliyorsunuz? O bize ait bir şey. Dedim yani biz Kaşgarlı Mahmut da biliriz, Dede Korkut'u da biliriz, Manas Atay'ı da biliriz gibi böyle tarihten ya da kültürden şeyleri bahsettiğim zaman tabii ki Türk Cumhuriyetleri daha genç cumhuriyetler, daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Birbirimizi daha fazla tanımaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sanal konferanslı toplantılar birbirimizi daha fazla tanımamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Evet. İnternetin icat olunmasıyla Türk dünyası daha fazla uzaktan da olsa ortak toplantılar yapacağımızı düşünüyorum. Kıymetli Bilgem, var mı başka sorunuz arkadaşlar? Evet, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sesimi alıyorsunuz herhalde. Alıyorum. Gülnar Hocam bağlanamadı. Gülnar Hocam bağlanamadı. Barış Hocam da bağlanamadı. Katılımlarından dolayı tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Marif Kongresi'nin 1. Marif Kongresi Genç Cumhuriyet'in kurulup gelişmesini ve bugünlere gelmesine vesile oldu. 2. Marif Kongresi'nde 21. yüzyılın Türk yüzyılı olmasına vesile olmasını diliyorum. Kızıl Elma ülkümüzü en iyi şekilde gerçekleştirmemize vesile olmasını diliyorum. Katılımınız ağırlığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.